Bismillahirrahmanirrahim. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Efendim bu haftaki durağımız buram buram güzelliğin koktuğu, misafirperverliğin en güzel örneklerinin yaşandığı bir memleketteyiz, bir diyardayız. Bingöl'deyiz. Bingöl'ün güzelliklerini sizlere göstermeye çalışacağız. Bingöl'ün gezilip görülecek yerlerini sizlere göstereceğiz inşallah. Efendim Bingöl burası. Hoş geldiniz Bingöl'e. Bingöl'ün en eski camisi, tarihi cami İsfahan Camisi'ndeyiz. Cami İmam Hatibi yanımızda, seyidimiz yanımızda. Caminin tarihiyle ilgili bize bir bilgi verecek. Seyidam selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Seyidam sizi tanısak önce. Ben Bingöllüyüm. Bingöl merkeze bağlı Payırmek köyü denilen bir köydeyim. Görevim genellikle olarak 33 yıldır ki burada görevliyim. Vay maşallah bu camide burada. Aynı camide 33 yıllık görevliyim. Hala da bu camideyim. Bingöl'e ilk İmam Hatip açıldığında medreseyi bırakıp da ondan sonra İmam Hatipliğe devam, İmam Hatip okuluna devam ettik. İmam Hatip'i bitirdikten sonra ilk görevim burada başladı 1982'de. 82'den daha itibaren hala da aynen buradayım. Görevime devam etmektedir. Allah uzun ömür verirse Allah sanki burada da emekli olacak seyidamız. Sağ olasın. İnşallah. Allah nasip ederse Allah'ın izniyle. İnşallah. Biliyorsunuz malumunuzdur Bingöl daha önce Bingöl'ün adı Çabakçur'du. Çabakçur. Tabii ki 1936'da il oldu. 1936 Bingöl il oldu. Ondan sonra Bingöl buradayken, bu derenin içindeyken 1971'de büyüklerimizin dediğine göre o zaman biz ufaktık daha. Yaşımız ufaktı. 71'de deprem oldu. 71'inde deprem oldu. Buradan zaten Bingöl yukarıya taşındı depremden sonra. Depremden sonra yukarıya taşındı. Burada şu anda imar dişi yani gecekondu olarak yapılar vardır. Hala devam ediyor. Burada yerleşmek yasak. Yasak olarak. Yani şeyden dolayı yasak değil mi Seyidim? Yani, ondan sonra hani burası bir afet bölgesi. Derenin ağzı olduğu için genellikle birkaç seferde sel baskını da oldu burada. Bu geçen bir 6 ay önce bir sel oldu. Sel ta caminin duvarına kadar dayandı. Şu Bingöl'ün yukarısında, cami yukarısında bir köprü var. O köprüyü götürdü. Şurada bir yaya köprüsü vardı, onu götürdü. Seyidam peki bu cami tarihi bir camidir de yani ne kadar tarihi, ne kadar eski bir tarihe dayanıyor bu? Vallahi bu cami genellikle Bingöl'ün en eski camisi olmasına rağmen yani bir buçuk asıra yakın bir tarihi vardır. Tarihçesini şu anda çıkartmışız hem Türkçesi olarak hem Osmanlı olarak şu anda asılıdır bak oradan. Bu cami Bingöl'ün işte dediğim gibi en eski camisidir. Tabii depremde de bir hasar depremde, gördü. Şöyle 71'de depremde hasar gördü. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarıldı. 2002 depremde yine hasar gördü. 2002'de de deprem oldu burada. Tekrar Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon yapıldı. Şu anda Nasrur'da aynı orijinaline uygun olarak. Restorasyon yapıldı. Tabii cami cemaatiniz var. Yani geliyorlar tabii, değil mi? Cami cemaatimiz var. Genellikle burada yani fazla yerleşim olmadığı için sabahleyin yukarıya çıkıyorlar. Akşam yatsı sabah namazında cemaatimiz var. Diğer öğlen ikindi de ise yukarıdan bazen vatandaşlar geliyorlar buranın yerlisi. Camiye bakmak için, ibadetini ifa etmek için bazen gelen olan olur yani. Peki hocam. Çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun inşallah. Rabbim hayrınızı kabul etsin. Dileriz, Allah razı olsun. Eyvallah. Teşekkürler. Sağ olun.
Efendim Bingöl'e gelirken Bingöl'ün nesi meşhur diye bir arayış içine girdik. Baldan söz ettiler. Aman babi Bingöl'e gittiğiniz vakit sakın bal yemeden almadan gelmeyin diye. Ya Bingöl'ün balı mı var diye biz bir hesap içine girdik. Bingöl'e geldik bir de ne duyalım. Meğer Bingöl Türkiye'de bal konusunda birinci olmuş. Tabii birinci olan bir balı da es geçelim diyemedik ki öyle bir şansımız da olmadı. Yanımızda Mehmet Bey var, Bingöl Arıcılar Birliği Başkanı. Kendisiyle bir konuşalım dedik. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Öncelikle size hoş geldiniz Bingöl'e. Teşekkürler. Allah razı olsun. İnşallah sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. Öncelikle bizi izleyenlere de herkese saygı sürüyoruz. Şimdi Bingöl'e gelip de bal yemeyip bal hediyelik götürmeyen bir arkadaş göremiyorum. Yani bir misafir göremiyorum. Bingöl balışı gerçekten meşhurdur. Ya daha önce şimdi biz Bingöl balını duyduk da ama bu kadar kaliteli bir bal olacağını hiç aklımızın ucundan geçirmedik. Bu kaliteyi nasıl başardık? Ne yaptık? Bizim Bingöl balı gerçekten meşhurdu ama şunu söyleyeyim. Bizim çok büyük bir çabamız oldu. Dünya Arıcılar Bingöl Kongresi İstanbul'da oldu. Dünya Arıcılar Kongresi dediğimiz 120 ülke katıldı bu işe. Hatta 600 yarışmacı, 70 jüri huzurunda Bingöl balının yarışmasına girişiyle dünya ikinciliği aldık. Az önce Türkiye dediniz ama dünya ikinciliğini almış. Hey maşallah, bir de bunun dünya ikinciliği de mi var? Evet. Neden birinci değil başkanım? Biz bir nem oranından kaybettik. Yaylalarımızda biraz geç bal çıkıyor. Nem oranı kaldığı için biraz erken aldık. Çünkü süre uzamandı. O nem oranından biz birinciliği kaybettik. Yani balın kalitesinden hiçbir problem yok. Sadece neminden dolayı, havadan sadece dolayı. Bal ne kadar arıda kalırsa o nem oranı bitiyor. Biz biraz erken aldığımız için yarışmaya girmek için balı erken aldığımız için o yarışmadan dolayı, o nemden dolayı biz birinciliği kaybettik. Ha, anladım. Sanki numunesi de buradaydı değil mi başkanım? Evet. Yarışmaya giren balımız da bu. Şu şekil bunu yarışmaya girdiler. Özellikle bunu tekrardan orada jürilerden aldım. Hediye olarak Bingöl'de bırakalım. Tabii ki sadece bu bal değil. Bingöl'de 800 tane arıcımız var. Yaylalarımızda bütün ballar hep aynı bu şekil kaliteli çıkıyor. Ama arıcılarımızın biraz özveri göstermesi lazım. O arıcımızın yetiştirdiği arının yanında özellikle bir çiçek yetişmiyor. Bingöl'ün tüm yaylalarında aynı çiçekler yetişiyor. Bunun için diyorum arıcılarımız özveri gösterirse yıllık 500-600 ton Bingöl'de bar üretiliyor. Hepsi aynı kalitede çıkacaktır. Anladım. Kimsenin şüphesi olmaz. Anladım. Şimdi bakabilir miyim? Evet. Ya ama gerçekten çok güzel bir görüntüsü var sayın seyirciler. Gerçekten yani şöyle bakıp da yememek, şöyle parmağı bandırmamak olmuyor. Ama ben burada yapamıyorum. Onu sayın başkanımız muhtemelen bizi burada kovar. Ama gerçekten çok güzel bir görüntüsü var. Yani şu anda dünyada ikinci gelen balımız bu. İkinci gelen balımız budur. Dedim ya nem orandan kaybetmişik. Bunu her 3 yılda bir yapılıyor. 120 yıl sonra bir daha ancak Türkiye'de olabilir ama Türkiye'den katılan 2 tane jüri profesör hocamız vardı. Onlar bize söylediler. Siz nem orandan kaybetmeseydiniz 1-2-3 alabilirdiniz. Biz onlara güvenerek bunu söyledik. Bingöl'ün yaylalarında 160 çeşit bal çiçek yetiştiriliyor. Şu anda üniversitemiz bir çalışma yapıyor. O çiçeklerin hangi hastalıklara şifa, nereden alınıyor, hangi çiçekten alınıyor, hepsinin patentini alacağız inşallah yakın bir zamanda. Resmi bir teyit de olabilir. Peki, tebrik ediyorum. Ben başarılarınızın ediyorum. Devamını çok diliyorum inşallah başkanım. Çok sağ olun. Allah razı olsun inşallah. Efendim Bingöl'ün balını da gördük. İnşallah tadına da bakacağız. Tabii bakalım beğenecek miyiz? Bir önemli olan bizim puanımızı almasıdır. İnşallah bizden böyle bir 10 puan alırlar. Sayın seyirciler,
Bingöl caddelerini dolaşırken burada en çok tanınan ve en çok bilinen bir simayla karşılaştık. Kral Boyacı lakabıyla tanınan Doğan amca şu anda yanımızda. Kendisiyle bir konuşalım hele, niçin bu kadar tanınıyor, ne özelliği var diye. Selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Doğan amca nasılsın, iyi misin? Elimi açar Allah'ıma şükürler, 100 bin binler ederim ki. Çalışım. Eyvallah. Elimi gücümü yapmakta, mesleğimi yapmaktayım. Vay, Allah kolaylık versin, Allah razı olsun. Sizlerden de. Eyvallah. Doğan amca, niçin bu kadar tanınıyorsunuz? Uzun yıllar mı bu işi yapıyorsunuz? Evet, bu mesleğime, sanatıma önem verdikten dolayı hiçbir insan oğlundan ayrım gayrım etmem. Doğan amca, şey söyleyeyim. Şimdi bu kadar fırça senin yanında var. Bu bütün fırçaların bir özelliği mi var? Çünkü tabii ayrı ayrı dostum, ayrı ayrı her renklere fırçalar ayrı kullanmaktayız ki kullanmaktayız bilin ki. İşte uzmanlık ve işte ustalık buna derler. Bilin dostum, hele bilin ki bugün bir siyahi laciverte vuramazsın. Lacivertin ayrı, kahverenginin ayrı, açığın ayrı, beyazın ayrı. Her renk fırçalar ayrı ki ayrı. Boyalar o şekilde, cilalar, singeler hepsi ayrı ayrı. Her şey ayrıdır. Şöyle bir şey de duyduk şimdi. İzleyicilerimiz de burada görüyorlar. Herkes giden gelen bir gün ilan etmiş ve dediler ki Doğan amca da burada boyacılar günü ilan etmiş. Bunun aslı astarı nedir? Bunun aslı astarı eskide böyle bir kulübem yoktu. Böyle bir kulübem yoktu. Dışarıda kaldırımın üstünde bu mesleği yapardım. 4 yolda bir market vardı. Marketin kapının önünde yapardım ki yine onlar için de diyorum Allah peygamber razı olsun. O kadar sene adamın kapında yapardım. Mart artık ilkbahar ayları başlardı ki. İlkbahar ayları başlardı ki Mart 1 boyacılar günü biz kemze geride işimize görevimize devam ederken daha 1 Mart gelmeden gazetelere ilan ettik, yazı veriyorduk ki böyle bunu da ilk kutlamayı kimler yaptı? Tamer Ersoy diye bir valim yaptı. 2001 yılında bu vali ki gazeteye bakıyor, yazıyı görüyor, diyor bu boyacı kimdir ki 1 Mart Dünya Boyacılar Günü? Korumalarını 4 yola benim mekanıma gönderdiler. Dedik gidin bu boyacı kimse gelsin bu açılışı bizim bu vilayetin makamın önünde açılış etsin. Ey maşallah. Ben de bunları kırmadım. Bunların bir dediğini iki etmedim. Yine geldim bir valilik makamın önünde 1 Mart günü o mesleğimi yine orada açılışını yaptım. Valiler ne kadar memnun oldu Allah bilir ki. Bu halimle ev doldurup döşettim, SSK ödedim, bitirdim. Emekliyim. 2 üniversite çocuk okutuyorum ki. Oy, oy, oy. Çocuğumun büyüğü Allah'ın izni yine diyeceğim ki bugün odur tıpı bitirdi. Acilde görev yapıyor Van'da. Ah bu halimle çoluk çocuk okuturdum, ev doldurdum, döşettim. Ah bu her şey bana göre bu kazanç bu para gibi olsa. Bu para nedir bana göre? Elimden rahat rahat geliyor ki ev doldurup döşetiyorum. İnsan oğlu diyor iş yoktur, güç yoktur. Kış ayları giderdim börek, simit, datlı o sanaya doğru satardım ki maşallah ki para gelirdi ki gelirdi ki. Ama ne kadar insan oğluna diyelim ki kardeş bu işi bırakın. Gelin bu börek, simit, datlıyı satın. Bugün orası sanayi. Eskide cami yoktu, cami. Bugün cami yapıldı. Onun ilerinden ne kadar iş yerleri yapıldı imanıma ki bir değil 2 tane devlet memuru gelse o datı kadar orada para kazanamıyor. Kimse ilgilenmiyor. Hükümet devlete böyle sokaktaki insana para verir. Ne der ne der. Çalış oğlum Allah verir. A ben de bu halimle o nedenle ev doldurdum döşettim neyim yok neyim o. Maşallah maşallah, Allah yardımcın olsun inşallah. Sağ ol. Allah var etsin Rabbim. Cümlesine Allah Rabbim, yardım etsin. Rabbim dedi. Sizlere uzun uzun ömürler versin inşallah. Hay 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 beyefendi. 2010 yılından daha boyacılık mesleği daha eskiden geliyor ve ekmeğini bu sandıktan kazanıyor. Bu sandıktan bir ceviz ağacıdır bilin ki. Ceviz ağacı. Bu sandıktan kazanıyor ve aynı zamanda bununla birlikte 2 tane çocuk yetiştirmiş. 2 tane üniversite öğrencisi yetiştirmiş. Hatta birisi doktordu değil mi? Allah'ın yine diyeyim izni, Allah'ın izniyle odur acilde görev yapıyor. Eyvallah, buradan da kendisine selam söylüyoruz inşallah. Allah'ın izni yine diyelim ki Allah eyvallah. Nasip ederse. Sağ eyvallah olun. Doğan amca. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Allah senden razı olsun inşallah. Sizlerden, ben de değil mi sizlerden de. Eyvallah, baş tacısın. Ay ay. Ve Doğan amcayı biz burada bırakıyoruz, yollara düşüyoruz ay inşallah. Ay ay dostum.
Bingöl'ü dolaşırken bu kadar enerji sarf ettikten sonra, bu kadar efor sarf ettikten sonra haliyle acıktık. Şimdi bu enerjimizi tekrar toparlamamız lazım. Sorduk, biz Bingöl'e geldik de ne yiyelim diye, bize kavurma yiyin dediler. Peki nerede kavurma yiyelim dedik. Buranın en meşhur kavurmacısı var dediler. Soğuk Çeşme kavurmacısı. Biz de direkt oraya geldik. Bingöl'e yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta. Bingöl'ün tümü tarafından bilinen bir mekan. Hele bir de yol üstünde gidip gelen araçların uğrak yeri olan bir mekan. Soğuk Çeşme kavurmacısı. Tabii buranın bir özelliği var. Biraz önce biz oraya doğru gittik. İki tane çeşmesi var buranın. Yani emin olun buz gibi suyu var. Biz elimizi yıkamaya kalktık ama gerçekten çok soğuktu. Elimizi fazla bekletemedik. Şimdi inşallah Soğuk Çeşme kavurmacısına gideceğiz. Bir bakalım kavurma nasıldır, hep birlikte göreceğiz. Ve Soğuk Çeşme kavurmacısındayız. Şu anda yanımızda tesisin işletmenin sahibi, yöneticisi, aynı zamanda kendisiyle biraz söyleşi yapacağız. Bize biraz anlatsın bakalım, neden bu kadar meşhur, bu lezzeti nereden geliyor, hep birlikte öğrenelim bakalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun, hoş geldiniz. Eyvallah, Allah razı olsun inşallah. Önce bir sizi tanısak. Ben Doğan Koç. 1971 Çobantaşı Köyü Soğuk Çeşme mevki doğumluyum. 1958'den bu yani babam işletiyor. 83'ten sonra da ben Soğuk Çeşme kavurma işletmeciliğini yapıyorum. Maşallah, Allah kolaylık versin. Ya Doğan abi, şimdi biz Bingöl'e geldik, sorduk biz Bingöl'de ne yiyelim diye. Dediler ki gidin kavurma yiyin. Nerede yiyelim? Soğuk Çeşme kavurmacısı. Yani neden bu kadar meşhur, herkes tarafından tanıyor? Özelliğiniz ne? Şimdi özellik şu, şimdi bölgemizde işin hakkaniyeti çok önemlidir. Yani işin hakkaniyetini verdiği zaman da halkın hakkaniyeti savunması daha da önemlidir. Ve biz bu işin hakkaniyetinin peşindeyiz ve hakkaniyeti millete yayıyoruz. Soğuk Çeşme kavurmayı Türkiye'ye tanıttık ve Türkiye'ye tanıtmaya da devam ediyoruz. Bölgemizde çok ciddi meşe ağaçları var. Meşeden dolayı bu bölgenin hayvanları gerçekten doğal bir lezzeti var. Bu lezzeti de biz Türkiye'ye yayıyoruz. Peki bu etin özelliğine yani büyük baş mı, küçük baş mı? Şimdi bizde 3 çeşit et var. Tesiste kavurmayı, sıcak kavurmayı oğlak etinden yapıyoruz bu tabaklarda görürken. Paket kavurmayı dana etinden yapıyoruz. Fırında tavayı da kuzu etinden yapıyoruz. 3 çeşit menümüz var. Hey maşallah, gerçekten çok güzel, zengin bir menünüz var da. Ben şeyi sorayım, şimdi paketleri biz gördük de bu dışarı mı servis ediyorsunuz, dışarı mı gönderiyorsunuz? Bu kavurmaları Türkiye'nin her yerine paketle gönderiyoruz. Türkiye'nin her yerine. Yani kargoyla gönderiyoruz. Yani siparişi alıyoruz, kargoluyoruz, gönderiyoruz. Maşallah çok güzel. Peki diğer yerlerde şubeleriniz yok mu? Yok, bizim şubemiz Ilıcalar'da var. Tabii Soğuk Çeşme kavurmayı Türkiye'de en az 20 tane korsan olan insanlar kullanıyor ama gerçek Soğuk Çeşme birinci burası, ikinci Ilıcalar'da şubemiz var. Başka yerde şubemiz yok. Yani korsan Soğuk Çeşme kavurma deyip de milleti yanıltan kişiler korsandır. İki şubemiz var. Bir Soğuk Çeşme kavurma burada. Bir de Ilıcalar'da bir yerimiz var. Yani Bingöl'den 30 kilometre uzaklıkta bulunan evet. Burası ve bir de 18 kilometre Ilıcalar. Yani Bingöl'de biri 18 kilometre, biri 30 kilometre. Erzurum yolundayız. Yani üretim merkeziniz gene burası oluyor. Üretim merkezimiz Soğuk Çeşme kavurma ana damarı burası. Maşallah, Allah kolaylık versin inşallah. Peki bunlar bozulmuyor mu? Yani uzak illere kadar gidebiliyor mu? Tabii biz bunu Türkiye'nin her yerine kargoyla şöyle paketleyip yani millet Bingöl etinin tadını görsün diye Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Nereye göndermişsek teşekkür. Artında iki telefon da üstünden geliyor. Yani telefon teşekkür telefonu alıyoruz. Maşallah çok güzel. Ben de bir baktım da kutuları biraz inceledim. Biraz yani izleyicilerimiz beni tanıyabiliyor. Böyle etin içinde olduğumdan dolayı. Kavurma sanki yağsız gözükür. Sade kırmızı etten gözükür. Kavurmada yağ yok. Sade bozulmasın diye üstte hafif bir yağ var. Ve bu kavurmanın kesinlikle içinde sen yağ bulma şansın olmaz. Biz şunu gönderiyoruz. Kavurmayı gönderirken insanlar korkarak etiyor Türkiye'de. Yani niye korkuyor? İthal mıdır? Yiyilir mi? Ama bizim öyle bir güven yaratmışız ki insanlar güvenerek rahat isteyebiliyor.
Yani biz soğuk çeşme kavurma dediğin zaman insan rahatça sipariş verebiliyor. Çok evet. Güven yaratmışız. Yani paradan ziyade insanları sağlığını güvence almışız. Yani bizim parayla çok hakkımız yok. Tabii el emeği önemlidir. Sevgi önemlidir. Sevgi önemlidir ama ticaretin sahtekarlığını kesinlikle kabul etmiyoruz. Eyvallah. Peki şimdi ben İstanbul'a gittim ve bir anda canım kavurma çekti. Yani soğuk çeşme kavurmacısının kavurmasını istedim. Peki ne şekilde isteyeceğim? Ne şekilde su ulaşacağım? Aynen. Hemen 0533 575 55 54 0476 245 1022 245 1021. Yani hemen bir telefonla ikinci kargoyla gönderiyoruz. Yani şey yok, sizin internet sitesi falan yok. Var. İnternet sitemiz vardır. İnternet sitemizde çalışıyoruz. Face'te de telefonlarımız var. Facebook'ta telefonlarımız var. Instagram'da da var. Yani siz sosyal medyayı kullanıyoruz. Meşhur soğuk çeşme kavurma Facebook'tan girdiği zaman direkt çıkıyor. Kavurmanın fiyatı ne? Siz önce bir onu söyleyin. Şimdi kavurmanın fiyatı ne? Şimdi şöyle söyleyeyim. Türkiye'de Sayın Tarım, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı diyor ki ben ithal eti 31 liraya satıyorum. Biz yıllarca Türkiye'de pişmiş kavurma 2 kilo etten 1 kilo kavurma çıkıyor ve kilosu 65 liraya yapıyor. Pişmiş halini Sayın Bakanımızın getirdiği ithal ete karşı aynı fiyata veriyoruz. Yani 2 kilo etten 1 kilo kavurma çıkıyor ve 2 kilo etten bir kavurma çıktığı için maliyeti 60 lira, biz de 65 liraya veriyoruz. Hey maşallah, 5 liraya kar. Evet, 5 liraya çalışıyoruz. Vallahi süper. Yani bir bakıma şimdi burada bir hodri meydan mı oldu? Zaten biz yıllarca hodri meydan diyoruz ama niye hodri meydan diyoruz? Türkiye'nin hayvancılığı gelişsin, Türkiye'de orijinal etler yiyilsin, Türkiye'de kaliteli ve Türkiye'nin meşhur etleri tanıtılsın diye aynı politikayla devam ediyoruz. Yine de aynı politikayla devam edeceğiz. Şimdi Doğan abi, internet üzerinden biraz araştırma yaptığımızda coğrafi bir konumdan bahsediliyor. Bu neyin nesi? Herhalde coğrafi konu mu almışsınız? Öyle bir durum var herhalde. Biz Türkiye'de zaten soğuk çeşme kavurmayı herkes biliyor. Marka olarak herkes biliyor. Biz bunun bir üstünü Türkiye'de kavurma olarak Türkiye'de coğrafi işaret Bingöl'e alan markayız. Yani coğrafi işareti buraya almışız. Çobantaşı köyü bu bölgenin kavurma yapılan yerin tespitli marka tescilini yapmışız. Türkiye'de ilk. Yani evet. Kavurma deyince coğrafi işaret olan firmayız. Bingöl. Tabii Çobantaşı köyü soğuk çeşme kavurma. İşte bu. Demek ki mutlaka Bingöl'e geldiğimizde soğuk çeşme kavurmacısına geliyoruz. Burada kavurmanın lezzetine, tadına varıyoruz ve eyvallah deyip çekip gidiyoruz efendim. Bingöl'ün doğa harikası olan bir bölümüne geldik. Mutlaka duymuşsunuzdur. Türkiye'de 22 yerde olduğu söylenen yüzen adalar ve en büyüğünün de Bingöl'de olduğu söyleniyor. Ve şu anda tam yüzen adaların hemen üstündeyiz. Gelip görmeniz lazım ama gerçekten garip bir duygu. Şu anda yüzen adaların üstünde beşik gibi biz burada sallanıyoruz. Bir sal gibi bu yüzen adaların özelliği gidip gelebilmesi bu suyun üzerinde garip bir duygu. Buranın şöyle bir özelliği var. Yaklaşık 60 metre derinliği var değil mi Hacı dayım? Aynen. Yanımızda ayrıntısını alacağız. Yaklaşık 20 yıllık buranın gözetiminden sorumlu olan, bakımından sorumlu olan bir amcamız yanımızda. Önce kendisiyle bir röportaj yapalım, bir konuşalım. Ondan sonra devam ederiz. Buranın üzerine gidip geliriz. Hacı amcam nasılsın? İyi misin? İyi, sağ ol. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Allah razı olsun. İnşallah seni tanıyabilir miyiz? Ben Yüzenada köyünde oturuyoruz. İsmi Yusuf Akar. Yusuf amca, kaç yıldır buradasın? Ben 20 yıldır ben bu göle bakarız buradan. Maşallah, buranın emektar bakıcısı. Ben 15 yıl koruculuktur.
yine buraya görevim buraya verdi. Buna bakıp muhafaza eder. Ben olmasa şimdi hep çürümüş gitmiş. Hepsi çürümüştü. Peki buranın özelliği nedir? Niye bu kadar suyun üzerinde kalabiliyor? Altında taş mı var? Plastik mi var? Ne var altında? Abi suyun üzerine hiç altında hiç ne taş var ne toprak var. Bu suyun üzerine yani gemi nasıl deniz üzerine geziyor. Bu da aynıdır yani. Yani bu da Allah'ın bir mucizesi diyebilir miyim? Tabii. Hey maşallah beşik gibi sallanıyoruz şu anda biz burada. Batmayız değil mi? Batmaz. 100 kişi binsek yine batmaz. Yani o kadar güveniyorsun buraya. Eskide biz burada koyun gelir yıkınıyoruz. 100 koyun bu adanın üzerine koyuyoruz. Yıkınıyoruz yine batmaz. Hey maşallah. Demek oradan biliyorsun bunu. Tabii. Vallahi süper. Peki buranın derinliği 60 metre olduğu söyleniyor. Gerçekten 60 mı? Baziler 60, bazilerden 20 metre. Dalgıç girdi dedi. Dibi düz değil. Bazı yerler çok derin, bazı yerler de 20 metre, 30 metre falan dayı. He anladım. Evet. Peki şimdi ben o taraflara bakınca altı böyle mağara gibi gözüküyor. Şu bölgenin hepsi, altı hepsi bu, su mudur, boş mudur? Bu sazlık çevirdiği yer hep de dibi hepsi böyle göre eskiden yer açıktı. Şimdi üzerine çim tutmuş, ifaklamış. Bu hala gelen yani bu ada olmasa hep şimdi hep kapatmıyoruz. Subhanallah. Tabii. İlginç bir şey. Peki şöyle bir şey sorayım. Allah göstermesin. Ya Rabbi sen sakındır. Şimdi içine düştü birisi. Şu kayalıkların altına veya da şu toprağın altına gidip kurtarma şeyi, kurtarma durumu olabilir mi? Yüzmeyi bilmezse gider. El Fatiha. Evet, taziyeye gidiyoruz. Taziyeye gidiyoruz ondan sonra. Peki ya Hacı amca, bir de her tarafa gidiyor mu? Bol bol dolaşıyor mu bu adalar? Aynı. O tarafa gidiyor. Bu tarafa. Şimdi rüzgar gelirse bu ağaç salandığı zaman rüzgarla beraber gidip yanaşır duruyor. Rüzgarın durumuna göre rüzgar bu adaları götürüyor. Aynen. Hem rüzgar hem de sizin el emeğiniz. Evet, tabii. Evet, aynen. Peki Hacı amca, inşallah biz de birazdan böyle bir inceden böyle bir gemi turu, sal turu, ne diyorlar, ada turu atacağız biz burada değil mi? Tabii. Attıracaksın inşallah. Evet inşallah. Tabii batırmama kaydıyla. Evet. Haydi bakalım. Efendim yüzen adalar şu anda bu bölgenin suyun olduğu yer, Hacı amcanın dediği gibi 60 metre yer yer 60 metre derinliği olan bir bölge. 300 metre kare alanı var. Tabii eğer ıslah edilirse şu bölgenin tümü yaklaşık 500 metre karelik bir alan olur. Tabii bu da çok güzel, çok muhteşem bir görüntüye sebep olur inşallah. Şimdi Hacı amcam bizi dolaştıracak adanın üstünde. Evet. Kürek sende Hacı Dağ. Evet. Haydi bakalım. Bismillah diyelim başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Kudî. Haydi ya Allah ya Kudî. İnşallah batmayız. Allah'ım ya Rabbi sen bizi muhafaza et. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Vesiyetin aldın. Belki suya düşersen gider ha. Vesiyeti aldın. Vasiyetimizi de yapalım diyorsun Hacı de. Vallahi süper. Harikasın. Tamamdır vasiyetimizi tamam. De yaptık. Tamam. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Kardeşlerimize de salayalım. Allah'ımaladık. Kameraman kardeşlerimiz orada kalsa bir şey olmaz. Kaybolmazlar değil mi? Yok. İnşallah. Hiç bir şey olmaz. Haydi bakalım. Efendim gerçekten garip bir duygu. Böyle sal gibi sallanması. Hacı dayım gidelim hele. Gidelim. Hadi. Daha diye Allah. Nasıl gideceğiz şimdi? Nasıl? Atlar gider. Yok o değil. Yani bu adayı nasıl götüreceğiz? Bu mu? He. İtalya'ya hadi ya Allah iteleyelim. Hacı dayı sen beni burada bırakıp mı gideceksin? Bir yere gitmez korkma. Ben burada sen bir yere gitmez. Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim ya Rabbi. Sen muhafaza et. Hacı dayım gidiyorum. Sen beni burada bırakıp mı gidiyorsun? Ben de gel senin yanına. Sen gelecek. Nasıl geleceksin? Nasıl gelecek? Aha geldin ya. Vallahi harikasın Hacı de. Gerçekten çok güzel. Ya benim merak ettiğim burada bir delik var. Bu neyin nesidir? Bu deliğin çok eskide burada bir ağaç dikti mi? Ağaç dikti mi? Sonra ağaç kurulmuş çekti mi? Öyle delik kaldı. He bu ağacın yeridir. Ağacın yeri. Maşallah. Ya. Hacı dayı vallahi gidiyoruz. El sallıyoruz. Şu anda izleyicilerimiz de bakıyor, kameramanlarımız da bakıyor bize. Kameraman kardeşler kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Gerçi gittiğimiz uzak bir yer yok fakat ne olur ne olmaz insanlık halidir. Kara parçasının üzerindeyiz. Her an bir sarsıntı, bir deprem Allah göstermesin. Batabiliriz, hakkınızı helal edin. Gerçi Hacı dayımızın isteği üzerine vasiyetimizi de yaptık birlikte. Evet. Değil mi? Evet. Allah kabul etsin. Hadi. İnşallah Allah kabul etsin Hacı dayı.
Ve şu anda diğer bir adanın üzerine geldik. Bu ada diğerlerine oranla birazcık daha küçük. Birazcık daha fazla sallanıyor. Tabii bu arada Hacı dayım da beni yalnız bıraktı. Allah razı olsun Hacı dayı. Yani sen beni burada yalnız bıraktın gittin ya. Gerçekten bravo. Ha bir de uzaklaşıyor. Hacı dayım da uzaktan diyor inşallah inşallah diyor. Ha bu tarafa geliyorum. Ada şöyle yan yatıyor. En iyisi ben kenarda durmayayım değil mi Hacı dayı? Şu anda suyun alt tarafı gözüküyor. Özellikle adaların altını çok net bir şekilde ben burada görebiliyorum. Yaklaşık. Aranın kalınlığıdır ha. He bilmem ses geliyor mu Hacı dayım dediğine göre yaklaşık 1,5-2 metreye yakın bir kalınlığı var buranın. Tabi yer yer şurası muhtemelen 2 metre yakındır. Fakat şurası bir 20 santim 30 santim civarı olabilir. Bizim kameraman kardeşlerimizin olduğu bölüm ise inanın orası çok daha ince. Kendinize iyi bakın, yükünüz de biraz ağır. Her an batabilirsiniz. Ben en iyisi tam ortaya gideyim. Ne olur ne olmaz insanlık hali. Evet sayın seyirciler şu anda ben bir adanın üstünde, diğer kameraman diğer adanın üzerinde, diğeri de diğer adanın üzerinde, üçümüz de adaların üzerinde mahsur kalmış durumdayız. Biraz önce kameraman kardeşimiz bir tehlike atlattı. Bir ayağı bir adanın üzerinde, diğeri de diğer adanın üzerinde zar zor kurtardık onu. Allah muhafaza, Allah'ım küçük bir tehlike atlattık. Bu gencecik yaşta kendisini kaybetmek istemeyiz doğrusu. Ahan da kurtulma vakti. Kurtulma vakti geldi. Hacı dayı bizi kurtaracak. Ne yapacağım Hacı dayı? Kurtulma vaktimiz geldi. Hacı dayı bize bir çubuk uzattı. Çubuğu ben mi çekiyorum, sen mi çekeceksin Hacı dayı? İkimiz de birlikte çekiyormuşuz. Haydi Allah. Kara vakti. Karaya ayak basma vakti yaklaştı. Ama gerçekten çok harika bir duygu. Karaya yaklaşıyoruz, yaklaşıyoruz, yaklaşıyoruz. Ve tamam, atla. Ve adadan kurtulma vaktimiz geldi sayın seyirciler. Buyurun. Haydi bismillah. Hacı dayı Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ ol, ben de teşekkür ederim. İyiken varsın. Evet sayın seyirciler, Bingöl'de yiyeceğimiz iki yiyecek vardı. Birincisi kavurma. Geldiniz buraya, kavurmanızı yediniz. Karnınızı bir güzel doyurdunuz. Peki ondan sonra bitiyor mu? Bitmiyor. Üzerine bir de güzel bir kadayıf yemeniz lazım. Sorduk burada kadayıfı nerede yiyebiliriz diye. Burada kadayıfın en güzel yapıldığı ve en güzel tadı veren, lezzetini tutturan sadece Sıtkı Usta künefe salonu vardı. Biz de geldik oraya. Ve bir bakalım gerçekten söz edildiği gibi güzel mi, lezzetli mi, o kaliteyi tutturabiliyor mu? Hep birlikte göreceğiz inşallah. Buyurun. Sizi şöyle içeri alalım inşallah.
İşletmenin sahibi Aydın Bey ile birlikteyiz. Bir kendisiyle tanışalım. Bir de bu kadayıfın lezzeti nereden geliyor? Niye bu kadar lezzetli? Niye bu kadar tanıtıyor? Kendisinden bir bilgi alalım dedik. Aydın Usta, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Allah razı olsun inşallah. Sağ olun, var olun. Aydın Usta, şimdi Bingöl deyince insanın aklına gelen iki ürün var. Dışarıda da biraz önce söyledik. Kadayıf ve kavurma. Evet. Şimdi bu kadayıfın lezzeti nereden geliyor? Özellikle sizden söz ettiler. Nasıl yapıyorsunuz? Niçin insanlar sizi tercih ediyor? O konuda sizden biraz bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle hoş geldiniz ilimize. Eyvallah, Allah razı olsun. İlimizin tanıtımında katkıda bulunduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Kadayıfın lezzetine gelince her şeyden önce sevgimizi katıyoruz. Oy oy oy, vallahi süper işte bu. Tabii ki kadayıf önemli olan ham maddesi. Ham maddesinin yanında kaliteli işçilik olduğu zaman güzel kadayıf ortaya çıkıyor. Kaliteli fıstık, kaliteli tereyağı, kaliteli ceviz. Güzel işçilik de eklendiği zaman bu kıvamı yakalıyoruz. Değil mi? Yani her şey birinci sınıf, dört dörtlük. Kesinlikle. Yani birinci sınıf olmazsa zaten bu kaliteyi yakalayamazsınız kesinlikle. Yani Bingöl'de özellikle Sıtkı Usta denmesinin sebebi o. Kesinlikle, kesinlikle. Gerçekten tebrik ediyoruz. Daha önce de biz bunu duymuştuk. Bazı illerde dolaşırken Bingöl'e mi gidiyorsunuz dediklerinde, biz Bingöl'e gidiyoruz. Bingöl'e gidersen sakın Sıtkı Usta'dan kadayıf yemeden gelmeyin dediler. Biz de dedik hele bir gidelim, hele bir bakalım kadayıfı nasıl. Gerçekten o kadar güzel mi bahsettiğiniz gibi. Onun da tadına bakacağız inşallah. İnşallah, inşallah. Şimdi biz 10 yıldır Bingöl'de hizmet ediyoruz. Çevre illerin hepsine kadayıf gönderiyoruz. Diyarbakır'a, Muş'a, Elazığ'a, yani özellikle hatta o illerden bile gelip tatlısını alıp giden insanlar oluyor, müşterilerimiz oluyor. Bunun yanında Türkiye'nin her noktasına kadayıf gönderiyoruz. Maşallah. Yurt dışına gönderiyoruz, özellikle Almanya'ya. Bingöl'ü gurbetçiler çok orada, özellikle yaz sezonunda. Yani Almanya'ya çok kadayıf gönderiyoruz. Hatta oradan buraya gelen misafirler diyorlar ki, oradaki arkadaşlarımız diyorlar, işte Bingöl'e gittiğinizde kesinlikle bize Sıtkı Usta'dan kadayıf getireceksiniz. Kadayıf getirmeden gelmeyin. Yani o yüzden biz özellikle Almanya'ya çok kadayıf gönderiyoruz. Yani. Peki bu kadayıf dayanıyor mu oraya kadar? Bunun dayanma süresi 5 gün. Maşallah. Dayanma süresi 5 gün. Tabii ki yani kadayıf, biz yine her zaman diyoruz, yani burada yaptığımız en güzel işlerden bir tanesi, biz günlük tatlı satıyoruz. Günlük dışında tatlı satmıyoruz. Hani biz müşterilerimize de diyoruz ki tatlı günlük tüketilir. Ama tabii ki hani uzakta olanlar için bu pek mümkün olmuyor. Yani 4-5 güne kadar da dayanıyor, bir sıkıntı olmuyor. Anladım. Peki Sıtkı Usta, sadece merkezde bulunan bu şubeyle, daha doğrusu bu merkezle mi sınırlı, bu dükkanla mı, ya daha doğrusu bu mekanla mı sınırlı, yoksa çevre illerde şubeleriniz var mı? Bizim Sıtkı Usta 1978 yılında İzmir'de bu işe başladı. 78'den bu yana İzmir'de faaliyet gösteriyor. İzmir'de 4 tane şubemiz var. Şu anda biz Bingöl'e geldik, burada açtık. Tunceli'de bir şube açtık 5 yıl önce. Maşallah. Şu anda yeni bir şube açıyoruz. Bitme aşamasına geldi. Haydi hayırlı olsun inşallah. İnşallah, yani Bingöl'e yakışır. Yani çok güzel bir mekan yaptık. Onu da yakında inşallah müşterilerimize servis edeceğiz. Sıtkı Usta, gerçi biz biraz baktık yolda gelirken. Yani epey bir masraf gitmiş sanki. Masraftan kaçmamışsınız. Evet, kesinlikle orada hiçbir masraftan kaçmadık. Niye? Biz dedik ki bizim insanımız her şeyin en güzelini hak ediyor. Yani bu memlekete katkı sunmak için, bu memleketi biraz daha üst seviyeye taşımak için biz de bir nevi dedik elimizi taşın altına koyalım. Bingöl'e de yani güzel mekan olsun, elit bir mekan olsun. Yani hiçbir masraftan kaçmadık. Ve böyle güzel bir mekan ortaya çıktı. Yanılmıyorsam sanki yani Bingöl'ü epey dolaştık. Dolaşmaya da devam ediyoruz. Yani öyle bir dışarıdan görünüş olarak sanki öyle bir mekan yok Bingöl'de. Öyle gibi gördüm. Evet, kesinlikle. Yani şu anda ben şunu söyleyeyim.
Yani bırakın Bingöl'ü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yani belki böyle bir mekan yok. Ey maşallah. Yani biz gerçekten kendimizden bir şeyler kattık. Uluslararası çalışan iç mimarlarla çalıştık. Hani dedi ki yapıyoruz, en güzelini yapalım. Ben inanıyorum ki onu da başardık yani. İnşallah müşterilerimiz, sevenlerimiz gelirler, görürler. İnşallah. İnşallah. Yer olarak sanki fazla uzak değil buraya, değil yok, mi? Yok, yer olarak devlet hastanesi mevkiinde yani Bingöl-Muş Karayolu Devlet Hastanesi Saray Mahallesi civarında. Yani merkezi konum sayılır yani öyle çok güzel, hoş bir yer yani. Özellikle Bingöl'e geldiğinizde buraya uğramadan, Sıtkı Usta'ya uğramadan, hele hele yeni mekana uğramadan çıkmayın diyoruz efendim. Sayın seyirciler, Bingöl'ü dolaşırken sordular bize, Bingöl'ün kaval ustası varmış, Habib Usta, Habib Karakuzu. Onu dinlediniz mi, onu ziyaret ettiniz mi diye, yok dedik. Bir tanışalım, bir konuşalım, bir kaynaşalım dedik kendisiyle. Evet. Kendisi sağ olsun bizi misafir etti evine. Habib Usta, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Değerli kardeşim, öncelikle sen hoş geldin. Eyvallah, Allah senden razı olsun. Sağ olun, siz de var olasınız. Buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Eyvallah. Hacmeloğlu'nun kızı bir çoban ağa kızına aşık olmuş, kavalla yarışa girmiş. Hacmeloğlu diyor ki, ey çoban diyor, sen kavalla koyunları geri çevirsen kızı veririm. Çevirmezsen diyor sen kızımdan vazgeçiyorsun. Bunlar idaya giriyorlar. İdaya girdiğin zaman çoban koyunları tuz veriyor, kaval çalıyor, su içmeden geri dönüyor. Hacmeloğlu mecbur kalır, sözünden dönmüyor. Çobana kızını veriyor. Bu meşhur bir parçadır. Bu eseri biraz sonra çalıyoruz. Bu Kara Koyun ve Hacmeloğlu'nun parçasını, her ikisini de armağan ediyorum. Süremiz kısaldığı olduğu için size teşekkür ederim. Eyvallah. Allah senden razı olsun inşallah. Sağ olasın, var olasın inşallah.
Sayın seyirciler, şimdi sizi çok ilginç bir atölyeye göstereceğim size. Yanımızda Hamdullah ustamız var. Yani pek kalmamış bu üretim. Fakat tek tük bir iki yerde yapılıyor. Palan diye biliniyor. Bazı yerlerde semer, bazı yerlerde Kürtçe ismi de kurtan olarak biliniyor. Bunun üretim merkezindeyiz. Yanımızda Hamdullah ustam var. Hamdullah ustam, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah razı olsun. Siz de iyisiniz inşallah. Teşekkürler, Allah razı olsun inşallah. Hamdullah ustam, bu işi yapan herhalde bir tek sizsiniz değil mi? Bingöl'de şu anda ben tekim. Daha önce çoktu tabii. 5-6 tane palancı vardı burada. Şimdi şu anda ben tek. Allah kolaylık versin inşallah. Ya şimdi palan yani halk içinde pek bilinmeyen bir şey. Nedir bu palan? Bize biraz anlatır mısınız? Şimdi palan en eski sanatlardan bir sanattır. Ve yani milletin en çok ihtiyaç duyduğu malzemelerden bir malzemedir bu. Şimdi mesela bu arabaların olmadığı dönemde hayvanlarla iş yapılırdı. Ve hayvanların da iş yapabilmesi için palan şarttı. Yani palansız hayvan çalıştırılmazdayız. Çıplaksa da olmuyor. Değil mi? Evet. Peki semer deniyor veya kurtan deniyor. Bunlar arasında bir fark mı var mı? Yani yöreden yöreye mi değişiyor bu? Yok. Kurtanla palan aynıdır. Fakat semer ayrıdır. Semer üstüne ağaç gelir. Üst tarafına ağaç gelir. Bu palandır. Mesela bu yaptığım, daha önce bitirdiğim palandır. Bu binmeye daha elverişlidir. Yüke de kullanılır fakat binmeye daha elverişlidir. Semer ise binmeden ziyade yüke daha elverişlidir. Aradaki fark o. Tabii. O semer biraz daha yükte daha fazla kullanılır. Fakat palan her işte kullanılır. Peki, hem yüke her şey olur. Peki şu anda kullanılıyor mu bu? Daha kullanılıyor. Yani şimdi bitmemiş tam da daha kullanılıyor. Yani sipariş alıyor musunuz şimdi? Daha arıyoruz tabii. Mesela dün bir sipariş almış çocuk. Şimdi geldim yapıyorum. Ey maşallah, Allah kolaylık versin. Peki kaç günde bitiriyorsunuz bir palanı? Bu kısa günlerde mesela sabah erken başlarsam akşam bitiririm bir tane. Maşallah. Saat palanı bitiririm ben. Çok güzel. Peki bu palanı biraz önce yaparken sizi gördüm de şu vardı. Evet. Bu ne işe yarıyor boynuzdan efendim? Boynuzdan içi kıl dolu herhalde değil mi? Bu ne kılı? İçinde keçi kılı var. Şimdiki ismiyle yağdanlık biz diyelim. İnek boynuzundan yapılmış. Ondan sonra yağ içine dolduruluyor. Kıl içine giriyor ki yani yağ dökülmesin. Öbür taraftan o kılın görevi çuvaldızı batırdığım zaman çuvaldızı temizliyor. Bir de yağlanınca malzemeye rahat batıyor. Bir de şeyi dikkatimi çekti. Burada herhalde muhtemelen bu tabii benim kendi düşüncem. Burada dışarıdan gelenler için haliyle kovmak için böyle bir malzeme var. Onu size göstereyim. Şöyle bir şey var. Gelenlerin kafasına indirmek için değil mi? Yoksa? Yok palanın ağız kısmını bağlarken yani elimizi yıpratmasın diye. Çünkü ağız kısmında cil biraz daha zor kapanır. Bu balyoz tokmakla döge yavaş yavaş onu adam ediyoruz. Adam ediyoruz. Yani döve adam ediliyor. Demek ki bu benim, palan için de geçerli. Benim semer ustam var Elazığ'da. Semeri ondan öğrenmiştim. Palan baba mesleği. Semeri Elazığ'da öğrendim. Oğlum dedi yumruk adamı doğrultu ya. Daha semeri nasıl doğrultmazsın baba dedi. Yani değil mi? Bu da böyle bir şey. Teşekkür ediyorum. Efendim atı olan veya eşeği olan izleyicilerimiz varsa direkt buraya geliyorsunuz ve burada palan alıyorsunuz. Eşeğin üzerine bindiriyorsunuz. Hem siz rahat ediyorsunuz ve hem de atınız rahat ediyor ve o şekilde istediğiniz mesafeye rahat bir şekilde gidebiliyorsunuz. Ustam çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun size. Allah razı olsun. Allah yardımcınız olsun. Allah sizin de yardımcınız olsun. Sağ olun, var olun. Her gittiğimiz şehirde mutlaka o şehrin güzellikleriyle birlikte tabii en güzeli de camileridir. Camilerini de size göstermeye çalışıyoruz.
gittiğimiz hemen hemen bütün illerde ulu cami var. Türkiye'nin bütün illerinde hemen hemen ulu camiler var. Bu ulu camileri de sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Bingöl'e de geldik. Bingöl'ün de ulu camisini görelim dedik ve yanımızda bir kardeşimiz var. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hem kendisini tanıyalım, hem tanışalım kendisiyle ve hem de cami ile ilgili küçük bir malumat alalım, bilgi alalım. Bakalım ne zaman yapılmış, tarihi nedir? Önce bir sizi tanısak olur mu acaba? Evet, ismim Nebi Bozaba. Nebi abi nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederiz, nasılsınız? Allah razı olsun inşallah. Bingöl'e geldik, misafiri kabul ettiniz bizi. Evet, hoş geldiniz baş göz üstüne. Eyvallah, Allah sizden razı olsun inşallah. Nebi abi, şimdi biz Ulu Cami'yi bir çekelim dedik, bir görelim dedik. Çünkü evet. Toplum olarak en büyük eksikliklerimizden bir tane de insanlarımızın, hele hele bir de gençlerimizin camiden kopuk olması. Maalesef üzülerek biz bunu söylemek istemezdik ama söylüyoruz, söylemek zorundayız. Şimdi Ulu Cami'leri de biz tanıtıyoruz. Bu Ulu Cami hakkında bize bir bilgi verir misiniz? Evet, Ulu Cami Bingöl'ün en büyük camilerinden biri. Uzun süre, yıllardır, birkaç yıl öncesine kadar Bingöl'ün en büyük camisiydi. Halen de büyük camilerimizden biri. Yalnız birinciliği şu an Hacılar Camisi'ne kaptırmış. Ama eski tarihi olması hasebiyle sizin de dediğiniz gibi artık iller ulu camileriyle biliniyor. Buranın eski olmasının farklı bir koşluğu var. Ondan dolayı siz de doğal olarak buraya geldiniz. Yani çekti bizi. Gerçekten çekti. Yani o şehre gidince ilk sorumuz Ulu Cami nerede diyoruz ve hemen direkt yolumuzu oraya çeviriyoruz, oraya gidiyoruz. İçeriği de gördük ama içerisi gerçekten çok güzel, çok hoş çinilerle yapılmış. Güzel desenler verilmiş, avizeleri, sütunları, kubbesi hem göze güzel geliyor, hem yüreğe güzel geliyor, hem akla güzel geliyor, hem fikre güzel geliyor. Allah razı olsun inşallah Nebi abi. Baş tacısınız, teşekkürler, sağ olun. Bingöl gezimiz burada bitti. Bingöl'ün güzelliklerini size tanıtmaya çalıştık. İnşallah sevmişsinizdir. Biz çok sevdik. Önümüzdeki hafta başka bir ilde görüşmek dileğiyle. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum inşallah. Sağlıcakla kalın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.